Kütahya'da 6024 adet işletme denetlendi. 331 bin lira ceza işlem uygulandı. Araç şey önemli değil. Adam sporunu alsın, bir yere alsın, araba alsın. Araç beklersek Kütahya'da gıda güvenirliliği denetimleri hız kesmeden sürüyor. 2019 yılı içerisinde şu ana kadar 8000'e yakın denetim yapıldı. Alo Gıda hattına 229 şikayet geldi. Kütahya'da onay kapsamında 212 adet, kayıt kapsamında 5852 adet işletme gıda denetimleri yapıldı. 331 bin lira ceza uygulandı. Genel olarak toparlayacak olursak elimizde yaklaşık 6024 adet işletme faaliyet göstermekte. 2019 yılı içerisinde şimdiye kadar yaptığımız denetimler sonucunda 331 bin liralık bir ceza işlem şu an işletmelere kesildi. Yine muhtemelen bu rakam bir sene sonu doğru biraz daha artacak çünkü halen ceza işlemin devam ettiği, idari işlemin devam ettiği işletmelerimiz var. Vatandaşlar Alo Gıda 174 hattını yoğun şekilde kullanıyor. 229 adet şikayet geldi. Bu sene içerisinde 229 adet Alo Gıda 174 hattımıza şikayet düştü. Bu şikayetlerin tamamına gidildi ve sonuçlandırıldı. Bunların içerisinden 8 adetine biz ceza işlem yaparak bu vatandaşlarımız şikayetlerinin sonuçlanmasını sağladık. Güvenli gıda tüketimi için mesai mefhumu gözetmeksizin denetimler sürüyor. Biz bunların denetimlerini yoğun bir şekilde gece gündüz nöbet sistemiyle beraber yeri geldiğim şikayetlere bağlı olarak cumartesi pazarı ya da özel denetimler programları uyguluyoruz. Cumartesi pazarı, hafta sonları, mesai içinde ve dışında yapıyoruz. Bu denetimlerimiz sonucunda bizim kriterlerimize uymayan, ilgili kanun ve tebliğe uymayan işletmelere de cezalar yazıyoruz. Bakanlık tarafından ürün bazlı denetim seferberliği başlatıldı. Bir haftada 643 adet işletme denetlendi. Bu kapsamda bizler ilimizde 5-6 gün içerisinde 643 tane işletmeye giderek, hatta bir işletmenin birkaç tanesine ben dahil oldum. Giderek arkadaşlarımız denetim yaptılar ve şu an birkaç tane böyle uyarı verdiğimiz şey haricinde elhamdülillah çok bir şeyimiz, sıkıntımız olmadı. Denetimlerin yanı sıra eğitimler de hız kesmiyor. Yine gıda denetim hizmetleri içerisinde sadece bizim denetim yapma ya da ceza verme gibi bir görevimiz yok. Aynı zamanda eğitim çalışmaları da yapıyoruz. Yani eğitim yap çalışmalarımız içerisinde özellikle bu okul kantinlerinde çalışan insanlarımıza, yemekhanelerde çalışan insanlarımıza gıda ve hijyen konusunda eğitimler veriyoruz. Nelere dikkat etmeler gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz. Yine okullarımızda özellikle çocuklarımızı bu noktada bilinçlendirmek adına yoğun bir eğitim programlarımız oluyor. 11 okulda 1140 öğrenciye sağlıklı gıda eğitimleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürümüzle ortaklaşa yaptığımız çalışma sonucunda 11 tane ayrı okulda tam 1140 tane çocuğumuza bu gıda ve sağlıklı gıda ve hijyen konusunda eğitimler verdik. Bu noktada ciddi anlamda rehberlik vazifemizi de insanlara yönelik devam ettiriyoruz. Bakanlık düzeyinde iller içinde denetimler yapılıyor. Bunun bir de bakanlık düzeyinde çapraz denetim dediğimiz bir sistem var bizim bakanlığımızın. Yani belli dönemler içerisinde bakanlığımız bizden gıda mühendislerini başka illere, başka illerden de gıda mühendislerini, denetimci arkadaşlarımızı diğer illere, bizim ilimize gönderiyorlar. Ve bu denetimler sonucunda hani her il bu çapraz kontrol sonucunda gerçek şeyini, karnesini ortaya koyuyor. Biz bunu geçen birkaç hafta öncesinde benzer bir süreç yaşadık ve ondan da oldukça iyi bir durumda çıktık çok şükür.